Merkez Bankası bugün faiz kararını açıkladı. 100 bas puanlık bir indirim yaptı ve faiz oranlarını 8.75 seviyesine çekti. Normal koşullarda olsaydı Türkiye'de dolar yükselir miydi? Aynı bugün yaptığı hareketlere benzer hareketler yapardı. Önce hafif bir geri çekilme, daha sonrasında yine sert yükselişlerle karşı karşıya kalırdık ve kademe kademe doların yükseldiğini görürdük. Ve bundan sonraki süreçte de tablo aynı olacak sevgili dostlarım. İlerleyen günlerde birkaç gün içerisinde 7 liranın üzerinde bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Önce dünyada bir takım gelişmeler var. Onlardan kısa kısa bahsedeyim sizlere. Sonrasında bu Merkez Bankası'nın kararı ne anlama geliyor onu konuşacağız. Bunun dolara etkilerini konuşacağız. Altına etkilerini konuşacağız. Ve aynı zamanda Türkiye ekonomisine etkilerini konuşacağız. Nasıl bir yıla doğru ilerliyoruz ondan biraz bahsedeceğiz. Ve bu yılı bir şekilde en az hasarla kapatabilmek için neler yapmamız gerekiyor bunlardan biraz bahsetmeye çalışacağım sizlere. Önce Brent petrol ile başlayalım. Brent petrol tarihinin en düşük seviyelerine doğru hızlı adımlarla ilerliyor. 16 dolar seviyesine geldi dün. %16'lık bir düşüş vardı. Diğer taraftan Amerikan ham petrolü de 10 doların altını test etti. Orada da %16 ile %20 arasında bir düşüş kaydedildi. Asya borsaları petroldeki bu dramatik düşüş sonrasında değer kaybetti. Amerika'da S&P endeksinde çok ciddi kayıplar görüldü. 1 Nisan'dan bu yana en sert düşüşlerinden birisini yaşadı. Haziran vadeli Amerikan petrolü %50 değer kaybetti ve orada da 10 doların altında değerler gördük. Daha sonraki vadelerde Temmuz-Ağustos vadelerinde 21 dolar, 29 dolar gibi rakamlar görülüyor petrolde. Bana göre gerçekçi değil. Olabilir mi? Olabilir. Yani o seviyeler bir kez daha yükselebilir ama bu depolar Temmuz-Ağustos'ta bir anda boşalmayacak, her şey bir anda düze çıkmayacak ki. Böyle bir durumda depolar dolu olduğu sürece, petrolü koyacak yeni bir yerler bulunamadığı sürece o Temmuz-Ağustos kontratları da negatifle bozulmaya devam edilecek ve büyük ihtimalle petroldeki dramatik düşüşler de devam edecek arkadaşlar. Ben 7 dolar, 8 dolar seviyesinde ham petrol fiyatlarını görüyorum. Hatta Brent petrolü bile o seviyelerde görebiliriz. Kimse şaşırmasın. Diyeceksiniz ki ya bu 2-3 dolar seviyesinde bir ham petrole denk geliyor. Evet, olabilir arkadaşlar. Yani dünyadaki üretim bu kadar durmuş, ekonomi bu kadar durmuşken, çok ciddi sıkıntılarla dünya ekonomisi karşı karşıya iken petrol fiyatları 2 dolar olursa kimse şaşırmasın. Önemli olan bu 2 dolarlık petrol bize nasıl yansıyacak? Biz hala depoyu 5 liraya mı dolduracağız? Yoksa bize de o düşüşlerin bir yansıması olacak mı? Bana kalırsa bu fiyatları bir fırsat olarak kullanıp hükümet acil teşviklerle petrolü çiftçisine, sanayicisine kullandırmalı. Ucuza petrol alma şansı var şu anda Türkiye'nin. Depolamasa bile en azından çok uygun fiyatlarla bunu kendi sanayicisine, tarımına, ulaştırma alanına kullandırırsa orada maliyetleri düşürür ve enflasyonist baskının önüne geçme şansına sahip olur. Ama öyle bir niyet yok. Hala vergi toplayalım telaşındalar. Bu da büyük bir strateji hatası. Bunda ayrıca bir video yapmak gerekiyor bana göre. Diğer taraftan BIST endeksinde dün bir düşüş var. %1.34 civarında. Düşüş devam etmedi. Bugün görünen o ki %0.98'lik bir yukarı hareket var. Ama daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Çok suni hareketler bunlar. Yakın zaman içerisinde çok sert satış baskıları göreceğiz. Petrol zaten krizin sinyalini çok net bir şekilde veriyor. Dünya ekonomik krizinin sinyalini çok net bir şekilde veriyor. Bu kriz iyiden iyi ortaya çıktıkça, netleştikçe borsalardaki satış baskısı da daha çok hakim olacak. BIST'te de satışlar hızlanacak sevgili dostlarım. Tabii Merkez Bankası'nın kararı bugün 100 bas puan bir anda indirdi. 8.75'e çekti politika faizini. Bunu niye biz dolarda sert yükseliş olarak görmedik? Dediğim gibi yani bugünlerde dolarla çok fazla uğraşan yok zaten. Bunun şöyle bir etkisi olacak, onu unutmayalım. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirimi tasarrufların daha çok altına ve dolara yönelmesini beraberinde getirecek. Yani kimse götürüp de negatif reel faiz ortamında ya da böyle bir ortamda bankadaki paranın ne olacağıyla ilgili kaygıların iyiden iyi arttığı bir ortamda parasını TL mevduatına yatırmaz arkadaşlar. Faize koyduğunuz paranın yarın öbür gün dolar karşısına ne kadar eriyeceği kaygılarından bahsediyorum. Bu faiz oranlarıyla artık görünen köy kılavuz istemiyor. Çok yakın bir zaman içerisinde, birkaç gün içerisinde biz o 7.20 hedefine dolarda ulaşacağız arkadaşlar. Öyle görünüyor. Yani bugün 7 liranın üzerine çıkmaması için uğraşıyorlar. Olabilir ama yarın, en geç öbür gün, yani daha doğrusu piyasa açıldıktan sonraki günlerde, birkaç gün içerisinde bu dolar sıkışıklığı, bu CDS puanları, bu bütçe problemi, bu turizm gelirlerinin dip yapması, ihracat gelirlerinin dip yapması, cari açık probleminin, daha doğrusu cari açık krizinin
iyiden iyiye gündeme gelmesiyle birlikte dolardaki yükseliş hızlanacak arkadaşlar. Kısa vadeli borçlar geliyor. Oralara dolar bulup ödemek gerekiyor. Kimisi işte Merkez Bankası Fed'le swap anlaşması yapıyor. İşte bu sayede çok ciddi bir dolar girişi olacak ve doların düşmesini beraberinde getirecek falan açıklamaları yapıyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani Merkez Bankası Fed'le swap anlaşması yapsa da oradan böyle korkunç oluk oluk bir dolar akışı olmayacak. Olsa bile bu dolar akışı sadece şu anda Merkez Bankası'nın rezervlerini desteklemek için, birazcık destekleyebilmek için kullanılacak. O para da doları baskılamak için kullanılırsa dengelerin çok daha bozulmasını beraberinde getirir ve bundan sonraki süreçte swap anlaşmaları da yapamaz. Diğer taraftan bu CDS oranlarıyla ve Türkiye'nin risklerine bakıldığı zaman swap yapsa bile Merkez Bankası çok ciddi faizler vermek zorunda kalacak karşı tarafa. Bu da ciddi bir faiz yükü anlamına geliyor bütçede. Yani bütçe dediğin iyiden iyiye açılması anlamına geliyor. Onun için öyle çok da bunu olumlu bir habermiş gibi falan karşılayıp lanse etmeye çalışanlar sahiden sizleri yanlış yönlendiriyorlar arkadaşlar. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bir başka konuyu da konuşalım. Bakın Amerika bir paket daha açıklıyor. 484 milyar dolarlık bir yardım paketi daha açıklıyor. Yine bu bir parasal genişleme gibi lanse edilmeye çalışıldı ama Amerika aleni bir şekilde bu parayı nereye kullanacağını söyleyince kimsenin gıkı çıkmadı. 484 milyar dolar, bakın, Amerika'nın ek yardım paketinden bahsediyoruz. Bu yardım nereye kullanılacak? 310 milyar dolarlık kısmı Amerika kendi zor durumda olan vatandaşına dağıtacak. Bakın kredi olarak falan kullandırmaktan bahsetmiyoruz. 310 milyar dolarlık kısmını zor durumda olan vatandaşın cebine koyacak Amerika bir. İkincisi 60 milyar dolarıyla bankalara yardım edecek. 75 milyar dolarıyla hastanelere yardım edecek. 60 milyar dolarlık bir kısmını da kredi sigorta fonuna devredecek. Yani diyelim ki kredi aldı adam, ödeyemedi, geriye ödeyemedi. Bankada bir batık oluştu. Onunla ilgili yine bankalara destek olmak için ve vatandaşına destek olmak için. Bankaya diyor ki benim vatandaşımın peşine düşme kardeşim. Tamam, ben onun sigortasını yaptım, rahat bırak. Adamı böyle bir durumda arayıp rahatsız etme, icraya geleceğiz falan deme diyor. Onun için de 60 milyar dolar ayırıyor. Yani toplamda 484 milyar dolarlık bir para ayırdı tekrar. Şimdi Amerika'nın parası var, bunu yapıyor. Türkiye'nin nesi var? Türkiye'nin de duası var. Türkiye yapamıyor abi. Türkiye para basmıyor. Para bassa bile doğru yerlerde kullanmıyor. Hala bir takım kesimler dışında kimsenin derdine çare olmuyor. Böyle geçici yardımlarla işi kurtarmaya çalışıyor ki onlar da büyük ihtimalle zaten çok daha önceden belirlenmiş isimler. Yani vatandaş büyük bir sıkıntı yaşıyor. Hala elektrik faturaları çok yüksek geliyor. Hala doğalgaz faturaları çok yüksek geliyor. Hala insanların ihtiyaçlarıyla ilgili fiyatlar çok yüksek durumda. Ve bu de bunun üstüne üstlük insanlar işlerini kaybetmeye başladı. Tüm bu tablo Türkiye'nin gittiği noktanın çok ciddi sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Yani büyük ekonomiler, güçlü ekonomiler bir şekilde para vererek durumu kurtarabiliyorlar ya da kurtarmaya çalışıyorlar. İşte Amerika yapıyor bunu, Japonya yapıyor, Almanya yapıyor, Avrupa Birliği yapıyor, Rusya yapıyor, Çin yapıyor. Ama Türkiye'ye geldiğiniz zaman Türkiye çok ciddi sıkıntıları olduğu için ancak palyatif tedbirlerle günü kurtarmaya çalışıyor. Şimdi Merkez Bankası'nın kararı doğru mu? Bu koşullar içerisinde faizi arttırsa da, faizi düşürse de, faizi sabit tutsa da çok önemli değil arkadaşlar. Çünkü dünya kendi meseleleriyle uğraşıyor. Kimsenin Türkiye'ye dönüp baktığı falan yok bir. İkincisi zaten yabancı sermayenin bırakın Türkiye'yi İngiltere'ye, Fransa'ya, Almanya'ya giderken bile tedirgin olduğu ortada. Dolayısıyla bu faizi indirimlerini yaparak bir şekilde piyasayı canlandırmayı hedefliyor Merkez Bankası. Mümkün mü? Mümkün değil çünkü zaten koronavirüs nedeniyle insanlar evine kapanmış durumda. Fabrikalar çalışmıyor, bankalar durma noktasına gelmiş durumda. Konut piyasasında hiçbir hareketlilik yok. Onların çok önem verdiği piyasa olduğu için söylüyorum. Yabancılar kaçmaya devam edecek. Yerliler de dolara, altına yatırım yapmaya, tasarruflarını oraya yönlendirmeye, hatta yastık altına dönmeye devam edecek. Ama buradaki sıkıntılı nokta şu. Bankaları zorluyorlar bizimkiler. Yani biz faizleri bakın indiriyoruz. Merkez Bankası olarak ey özel bankalar siz de bu koşullara ayak uydurun diyorlar. Özel bankalarda kredi vermek istemiyorlar. Neden? Bakın şimdi %8 ile kredi verdiğini kabul edelim özel bankaların. Hadi %9 ile kredi verdiğini kabul edelim. Türk lirası üzerinden. Türk lirası olarak piyasaya krediyi verdiği, kullandırdığı, yarın öbür gün dolar bir anda şok artışlar yaşarsa bu özel bankaların verdiği kredilerin hepsi pul haline gelecek. Bankalar şu anda 70 bin lirasıyla 10 bin dolar alabiliyor
yapıyorken bugünkü kurdan bahsediyorum. Yarın öbür gün 70 bin liranın karşılığındaki dolar 5 bin lira olduğunda büyük zarara uğrayacaklarını biliyorlar. Ki ister istemez kur o tarafa doğru gidiyor. Tüm dünyada dolara talep artıyor çünkü. Bizde de büyük bir sıkışıklık var. Bakın ihracat gelirlerimiz dip yapıyor. Turizm gelirlerimiz zaten büyük bir dip yapacak. IATA da bugün açıkladı. Biliyorsunuz dünyanın en büyük havacılık firması ve şunu söyledi. 6 ay içerisinde insanlar tekrar seyahat etmeye başlamayacak. En iyi ihtimalle. Yani 6 ay ve daha uzun süreleri kapsayacak insanların bir yerden bir yere seyahat etmeye başlaması. Bu arada uluslararası seyahatlerden bahsetmiyorlar bakın. Yurt içi seyahatlerden de bahsediyorlar. Yani Amerikalının Amerika'daki seyahatleri, Türk vatandaşının Türkiye'deki seyahatleri, Alman vatandaşının Almanya'daki seyahatlerinden de bahsediyorlar. İstanbul'daki vatandaş Adana'ya gitmek istemeyecek. Adana'daki vatandaş Eskişehir'e gitmek istemeyecek diyor adam. Ya da devlet buna izin vermeyecek. Ve bu turizm gelirlerinin tamamen sıfırlanması anlamına geliyor. Zaten her geçen gün rezervasyonlar hızlı bir şekilde iptal ediliyor. Niye bunu anlatıyorum? Bakın turizm gelirleriniz yoksa, ihracatınız yoksa ve ithal etmek zorunda kalıyorsanız ki Tarım Bakanı açıklama yaptı, ithal edeceğiz dedi. Bir yığın tarım ürününü, bir yığın gıda ürününü, hadi diyelim otomotiv ithal etmediniz. Diyelim ki teknoloji ithal etmediniz. Ama sonuç itibarıyla gıda ürünleriniz yeterli değilse onu ithal etmeye devam edeceksiniz. Birileri size satarsa tabii. Satacaklar mı? Ellerinde fazla ürün varsa elbette satarlar. Niye satmasınlar? Hem de yüksek fiyatlarla satacak. Şimdi yüksek fiyatlarla sattıklarında bir enflasyonist baskıyı arttıracak bu. İkincisi de daha önemlisi sizin dış ticaret açığınızı ve cari açığınızı patlatacak. Dış ticaret açığınız ve cari açığınız patladığı an itibarıyla kur üzerindeki baskı daha da artacak. CDS puanlarınız yani risk puanlarınız daha da yükselecek. Borç bulma maliyetleriniz de artmaya başlayacak. Ve bu durumda ister istemez faizleri yukarıya çekmek zorunda kalacaksınız. Yurt dışından para bulamazsanız yurt içinden mevduat toplayıp en azından orada elinizi güçlendirmek istiyorsanız mecburen faizleri yukarıya çekeceksiniz. İşte böyle korkunç bir çıkmazdayız biz arkadaşlar. Ve eğer ki şu süreci doğru değerlendirmezlerse bütün bu süreçleri teker teker yaşayacağız. Hem yüksek kurla, hem yüksek enflasyonla, hem yüksek faizlerle uğraşmak zorunda kalacağız. Ama bugün eğer ki kur serbest bırakılırsa bir şekilde, kurun gitmesine izin verilirse, mümkün olduğunca Türk lirası değersiz hale getirilirse bu neyi beraberinde getirir? Bir, piyasanın çok daha hızlı canlanması mümkün olabilir. Yüksek kur insanların Türk lirasına dönmesini beraberinde getirebilir. Türk lirasına gelen insanlar da hızlı bir şekilde tüketime geçebilirler ya da bankalara mevduat kullandırabilirler. Bankalar mevduat kullanırsa onlar da kredi vermeye başlarlar ve piyasada bir hareketlilik olabilir bir. İhracat kalemini arttırabilirler hızlı bir şekilde rekabet güçleri arttığı için, maliyetleri düşeceği için. İç piyasanın canlanması sağlanabilir ve reel sektörün hareket etmesi, ayağa kalkması sağlanabilir tüketimin artmasıyla birlikte. Buradaki tek formül artık kur üzerindeki baskının kaldırılması arkadaşlar. Ama kur üzerinde biz baskı kurmaya devam edeceğiz derlerse, bu inatlarını sürdürürlerse bakın buraya yazıyorum. Hem cari açığımız patlayacak, hem reel sektörümüz çok daha fazla sıkışacak ve iyiden iyiye batıklar artacak. Bu batıklar bankacılık sistemini de alt üst edecek ve Türkiye'nin ekonomik krizi emin olun dünyanın ekonomik krizinden çok daha ağır olacak. Bu arada ihracat yapamaz hale geleceğiz. İthalatımız daha da artacak ve bu bizim ekonomik dengelerimizi alt üst ederken işsizlik ve yoksulluğun artmasıyla birlikte sıkıntılar sosyal boyutlara bile taşınabilir arkadaşlar. Kurun yükselişini Türkiye'nin avantajına kullansınlar diyorum. Aksi takdirde işler çok daha sıkıntılı bir sürece gidebilir. Peki buradan nasıl bir sonuç çıkartacağız? Öyle ya da böyle. Baskılasalar da baskılamasalar da, kuru düşük tutmaya çalışsalar da çalışmasalar da, bunu bir avantaj olarak kullansalar da kullanmasalar da Türkiye'de dolar hızlı bir şekilde yükselecek. Dünyada da dolar hızlı bir şekilde yükselecek. Bakın dolar endeksi tekrar 100 doların üzerinde. Velhasıl buna bağlı olarak gram altın fiyatları da yükselecek ve yakın zaman içerisinde biz 7.20'nin üzerinde bir dolar kuru gram altında 402 liranın üzerinde göreceğiz arkadaşlar. Onun için sabırlı olun, sakin olun. Artık süreç çok net bir şekilde kendisini gösteriyor.
gösteriyor. Dünya ciddi bir ekonomik krize gidiyor. Türkiye inadından vazgeçmezse dünyadan da çok daha ağır bir krize doğru koşar adım gidiyor. Ve umarım artık bu inatlarından bir an önce vazgeçerler. Aksi takdirde bedelini hep birlikte öderiz sevgili dostlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşçakalın mı kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü bildirimlerinizi açtığınızda sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Bu arada kanalımıza destek vermek istiyorsanız katıl butonuna basabilirsiniz. Orada farklı üyelik seçenekleri var ve kanalımıza üye olabilirsiniz. Hoşçakalın, mutlu kalın dostlar.